İzmir'de sağanak yağışta hayatını kaybeden iki kişinin ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci günündeyiz. Bugün olaya tanıklık edenler dinlendi ve ölümün göz göre göre geldiğini belirttiler. Alsancak'ta sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak 13 kişinin tutuklu bulunduğu 42 sanıklı davada sonuç duruşmaları dün başladı. 13, 14 ve 15 Kasım tarihlerinde 3 gün üst üste düzenlenecek olan davalarda 42 sanık için karar alınacak. Yargılananlar arasında İSSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İSSU önceki dönem Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtımı Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan yer alıyor. Davanın ilk gününde 20 tutuksuz sanıktan 19'u mahkemede ifade verdi. Bir sanık 14 Kasım'a bırakıldı. Bugün kalan sanığın ifadesi alındıktan sonra tanık ifadelerine geçildi. Toplam 10 tanıktan 9'u dinlenirken yurt dışında bulunan bir diğer tanığın ifadesi bir sonraki duruşmaya aktarıldı. Olayın tanıkları ölümün göz göre göre geldiğini iddia ederek olayın öncesinde duman çıktığını ve bölgedeki sorunun önceden de yaşandığını belirtti. Tanıklar, sorunu daha önce yetkililere bildirmiştik, gelip tamir yaptılar ancak bir daha aynı sorunu yaşamadığımız için çözüldüğünü sandık, dedi. Savcılık davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Bu kapsamda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların ise adli kontrol durumlarının sürmesine karar verildi. Ayrıca olayın aydınlatılması için yeni bir keşif yapılması ve daha ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlanması talep edildi.